varmış bir yokmuş. Bir zamanlar insanların balıkçılık yaparak geçindikleri bir köy varmış. Her zaman yaptıkları gibi o günde balıkçılar sabah erken saatlerde limanda toplanıp kayıklarına binmişler ve denize açılmışlar. Kuzey denizlerinin buz gibi olduğu soğuk bir kış günüymüş. Hava soğukmuş soğuk olmasına ama zavallı balıkçılar ne yapsın? Karınlarını doyurmak çocuklarına birer tas sıcak çorba içirebilmek için para kazanmak zorundalarmış. Onlar için para kazanmanın tek yolu da balık tutmakmış. Sabah köyün küçük limanından üç kayık arka arkaya açık denize doğru yelken açtığında kıyıdan denize doğru tatlı bir rüzgar esiyormuş. Balıkçılar kısa sürede denizde balıkların bol olduğu bölgeye ulaşmışlar. Hemen ağlarını denize atmışlar şanslı bir günleriymiş. Deniz o gün tüm cömertliğini göstermiş. Balıkçıların ağları balıklarla dolmuş. Balıkçılar yeteri kadar balık tutunca ağlarını toplamışlar, küreklere asılmışlar. Çünkü rüzgar hala ters yönde kıyıdan denize doğru esiyormuş. Bu yüzden yelkenleri de kullanamıyorlarmış. Ama onlar karaya yaklaştıkça rüzgar da sertleşiyor, kayıkları açığa sürüklüyormuş.'' Bunun üzerine balıkçılar üç kayığı birbirine bağlamışlar. Açık denizde uzaklaşıp birbirimizi de kaybetmeyelim diye düşünüyorlarmış. Hava artık kararmaya başlamış. Bütün güçleriyle kürek çekmelerine rağmen karaya yaklaşacak yerde açıklara doğru sürükleniyorlarmış. Sonunda bakmışlar ki olacak gibi değil, kürek çekmekten vazgeçmişler. Kayıkların açık denize doğru sürüklenmesine izin vermişler gece yarısına doğru da açık denizin ortasında küçük bir ada görüp oraya çıkmışlar. Adanın ortasında minik bir kulübe varmış. Bu kulübede yaşlı bir adam yaşıyormuş. Yaşlı adam balıkçıları misafir etmiş, yiyecek nesi varsa onlarla paylaşmış. Balıkçılar da yaşlı adama tuttukları balıklardan ikram etmişler, birlikte güzelce karınlarını doyurmuşlar. Yaşlı adam balıkçılara bu küçük adaya neden geldiklerini sormuş. Onlar da balığa çıktıklarını ama geriye dönerken kıyıda esen sert rüzgara yakalandıklarını anlatmışlar. Yaşlı adam şöyle demiş. Ben çok yaşlı bir balıkçıyım. O kadar yaşlıyım ki ben denizlerde balık avlarken sizin babalarınız bile daha çocuktu. Bu denizlerdeki her şeyi çok iyi bilirim ben. Bu rüzgar kesintisiz üç gün sürer.'' Rüzgara karşı kürek çekerek karaya ulaşamazsınız. Balıkçılar bunu duyunca çok üzülmüşler. Ertesi gün karaya varmazlarsa tuttukları bütün balıklar bozulacak, onca emekleri boşa gidecekmiş. Oysa balık mevsiminin en şanslı gününde yakaladıkları ağlar dolusu balığı denize dökmek istemiyorlarmış. Böyle bol balığa her zaman rastlanmazmış. Gerçekten de ertesi sabah yaşlı adamın dediği gibi rüzgar dineceğine daha da sertleşmiş. Kara tarafından esmeyi sürdürüyormuş. Bu havada değil küreklerle karaya varmak, kayıkları bağlı oldukları yerden çözmek bile çok tehlikeliymiş. Balıkçılar büyük bir üzüntüye kapılmışlar. Onların üzüntüsünü gören yaşlı adam, ''Üzülmeyin, ben bir çare biliyorum.'' demiş. ''Ama kıyıya.'' Köyünüze ulaşabilmeniz için söylediklerimi tam olarak yerine getirmeniz gerekiyor. "Yaparız." demiş balıkçılar sevinçle. "Yeter ki sen bize karaya nasıl ulaşabileceğimizi söyle." Yaşlı adam yemek yedikleri odadan çıkmış, kulübenin arkasındaki eski eşyaların bulunduğu tozlu depo gibi bir odaya girmiş. Biraz sonra da elinde üç parça iple geri dönmüş. "Bakın." demiş. Burada her birinin üzerinde birer düğüm bulunan üç parça ip var. Bunlar rüzgar düğümleridir. Bu düğümler köyünüze varmanıza yardımcı olacak. Balıkçılar şaşkınlıkla yaşlı adamı dinliyorlarmış. "Şimdi," demiş yaşlı adam. "Kayıklara bineceksiniz ve herkes hazır olunca bu düğümlerden birini çözeceksiniz. Düğüm çözülür çözülmez Rüzgarın yön değiştirdiğini göreceksiniz. Karadan denize doğru değil, denizden karaya doğru esmeye başlayacak. Hemen rüzgarı arkanıza alıp yelkenleri fora edin. Bu rüzgar sizi aşağı yukarı yolun yarısına kadar götürür. Yolun yarısına geldiğiniz zaman rüzgarın azaldığını göreceksiniz. Rüzgar kesilip yeniden karadan denize doğru esmeye başlamadan ikinci düğümü çözün. Bu düğümle gelen rüzgar da sizi karaya kadar götürür. Peki demiş balıkçılar bu üçüncü düğüm neyin nesi? Üçüncü düğümü ancak karaya varınca çözebilirsiniz. Sakın ha denizdeyken açmayın. Bu söylediğim çok önemlidir demiş balıkçı. Balıkçılar yaşlı adama gece gösterdiği konukseverlik ve verdiği rüzgar düğümleri için teşekkür etmişler. Düğümlü ip parçalarını da alıp kıyıya inmişler. Rüzgar aynı hızla esmeyi sürdürüyormuş. Kayıklarına binip üç kayığı yine birbirine bağlamışlar ve birinci düğümü çözmüşler. Gerçekten de rüzgar birden yön değiştirmiş. O ana kadar karadan açık denize doğru esen rüzgar birden durmuş ve hemen ardından da karaya doğru bir rüzgar esmeye başlamış. Balıkçılar da yelkenleri açıp kayıklarının burnunu karaya doğru çevirmişler. Bu işin nasıl olduğunu anlamasalar da yaşlı adamın söylediklerinin doğru çıkmasından dolayı çok mutlu olmuşlar. Her şey adadaki yaşlı adamın söylediği gibi olmuş. Aşağı yukarı yolun yarısına geldiklerinde açık denizden esen rüzgar hafiflemeye başlamış. Biraz daha bekleyip rüzgar tam kesilmeden ikinci düğümü çözmüşler ve onları köylerine doğru götüren rüzgar yine güçlenmiş yelkenler şişmiş kayıklar hızlanmış balıkçılar çok mutluymuş biraz sonra uzaktan kara görünmüş ardından köyün evleri de belirmeye başlamış kıyıdan eşlerinin çocuklarının kendilerine el salladığını bile görmüşler balıkçılar köylerine yaklaştıkları için çok mutlularmış Artık neredeyse kıyıya varmak üzerelermiş. Ama rüzgar da iyice azalmış. Balıkçılar yaşlı adamın verdiği üçüncü düğümü açmaya karar vermişler. Aralarındaki en yaşlı balıkçı, "Yapmayın arkadaşlar. O adam bize sakın kıyıya varmadan çözmeyin diye tembih etmedi mi? Ne olacağını bilmiyoruz. Yapmayalım, çözmeyelim. Onun mutlaka bir bildiği vardır. Ayrıca söz verdik çözmeyeceğimize." üçüncü düğümü çözersek sözümüzde durmamış olacağız. Artık iyice kıyıya yaklaştık. Bundan sonra küreklerle bile oraya varabiliriz. Aman ne olacak demiş diğer balıkçılar. İşte bak kıyıdayız artık. Şuradan bir taş atsak kıyıya düşer. Merak etme bundan sonra bir şey olmaz. Nasıl olsa kıyıya çıkmamıza az kaldı. Böylece yaşlı balıkçının endişelerine aldırış etmeden üçüncü düğümü de çözmüşler. Düğüm çözülür çözülmez ansızın karadan denize doğru öyle bir fırtına kopmuş ki balıkçılar neye uğradıklarını şaşırmışlar. Bu üçüncü düğüm her şeyi eski haline getiren düğümmüş. Yani rüzgar yeniden bir gün önceki gibi esmeye başlamış. Balıkçılar yelkenleri indirmişler. Bütün güçleriyle küreklere asılmışlar. Bir taraftan da belki bir yararı olur diye demir atmışlar. Ama her şey boşuna gibi görünüyormuş kıyıya çok yaklaşmış olmalarına rağmen kayıklar bir türlü sahile ulaşamıyor yavaş yavaş açık denize doğru sürükleniyorlarmış. Ama balıkçılar kıyıdaki eşlerinden ve çocuklarından güç almışlar. Onların çığlıkları balıkçıları gayrete getiriyormuş. Akşama kadar uğraşmışlar ve sonunda kıyıya çıkmayı başarmışlar. Yaşlı balıkçının öğüdünü tutmadıkları için çok pişman olmuşlar. Ama hayatta kaldıkları ve kıyıya ulaşabildikleri için de çok şanslı olduklarını düşünüp mutlu olmuşlar ve ailelerine kocaman sarılmışlar.